Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir koton ipim var. Onunla başlayacağım. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir ip. Şöyle orta kalınlıkta. Onunla güzel bir yazlık, mevsimlik bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde ben 2 şişle başlayacağım. Alt kısmının çekmemesi için. Şöyle ilmeklerimizi alalım. Bu modeli kurarken ilmek sayısının hiçbir önemi yok. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayıp modeli kurabiliriz üzerine. Lastik yapmayacağım ben. Yazlık, mevsimlik bir örgü olduğu için şöyle salaş, güzel. Onun için altına lastik kullanmayacağım. Modelde kıvrılma da olmuyor arkadaşlar. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Hemen şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmekle başlayalım. Şişimizde şu anda 17 ilmeğim var. Şişimin bir tanesini çıkardım. Şu şekilde aldım. İlk ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir sıra düz örgü yapalım. Modelimizin ön yüzüne geçelim. Şu anda arka yüzündeyiz. İlk başlangıç için bir sıra düz olarak örüyorum. Modeli ön yüzünde kuracağız. Şu anda arka yüzündeyiz. Evet, bir sıra düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi iki kez dolayarak, bakın şu şekilde bir, iki, iki kez doladım ve düz olarak ördüm. İki kez doladım, düz olarak ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İki kez dolayıp düz olarak örelim. Şu şekilde aldım, iki kez doladım ve düz olarak ördüm. Aynı şekilde yapıyorum. İki kez doladım, düz olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemi yapalım. Son ilmeğimi de aynı şekilde yaptım. Kenar ilmeğinde düz olarak ördüm. İki kez dolamadım kenar ilmeğinde ama. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın iki kere dolamıştım. Onu ters olarak örüyorum ve şişimden çıkartıyorum. İlmeğin boyu uzamış oluyor. Şu şekilde ters olarak ördüm. İlmeklerin boyunu uzatmış olduk iki kez doladığımız için. Ters örüyoruz sadece. İkinci sıra arka yüzündeyiz.
Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu tür örgülerinizde ince ip, kalın şiş kullanırsanız model daha dantel gibi kendini gösterir. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğimin içinden değil, alttaki ilmeğin yanından, bakın şu ara boşlukta. Şuradan değil, bir alttan. Bir alttan batarak bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım ve iki ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Şu ara boşluktan, bakın şu alttan bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım. İki ilmeği de örmeden aldım. Şişimdeki ilmeğin arka boşluğundan değil arkadaşlar. Bakın buradan değil, bir alttan, buradan. Bir alt boşluktan ilmek çıkarttım, şişime taktım, örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyorum. İlmeklerimiz bakın hepsi ikili ikili oluyor. Şu alttaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım, örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan değil, bir alttaki boşluktan bir ilmek çıkarttım, örmeden aldım. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimizin hepsini bu şekilde ikili ikili yaparak örmeden alıyorum. Evet. Şu ara boşluktan da aldım son ilmeğimin şişime taktım ve örmeden ikisini de aldım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz ikili ikili. Şimdi bu ikili ilmeğimizi düz olarak, iki ilmeği de bir düz olarak örüyorum. İkili, bütün ilmeklerimizi ikili alarak şu şekilde düz olarak örüyorum. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel. Kullanışlı ve salaş kıyafet örgülerinizde çok çok güzel gidecek bir model. Yazlık örgülerde hepsinde kullanabilirsiniz. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde o işlemleri yaptım. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek güzel bir model. İkinci kurulumu da yapalım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi iki kez dolayarak düz örüyorum. İki kez doladım, düz ördüm. İki kez doladım, düz ördüm. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi iki kez dolayarak düz öreceğim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde yapalım. İlmeklerimiz bakın hep ikili ikili oldu. Sıradaki ilmeğimi de yine aynı şekilde yaptım. İki kez doladım, düz ördüm. İki kez doladım, düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sırada iki kez doladığım ilmeğim var. Onu şu şekilde ters olarak örüyorum. Aynı şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örünce boyları şöyle uzuyor ilmeklerin. O ikinci dolama açılıyor ve ilmeklerimiz şöyle bir görüntü alıyor. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. O ikinci kez doladığımı açmadan örüyorum. Ördükten sonra ilmeğin boyu uzayacak zaten. Şu şekilde. İkinci sıra arka yüzünde, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Bakın model ilerledikçe tabii ki kendini gösterecek. Güzel bir model. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan değil bir alttaki boşluktan. Bakın buradaki sıradaki ilmeğim onun yan boşluğundan hemen. Şuradan bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım. Örmeden aldım iki ilmeğimi de. Alttaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım. Örmeden aldım. Alttaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. Sol şişime taktım ve iki ilmeğimi de örmeden aldım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Alttaki boşluktan bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım, örmeden aldım. Bakın, 1-2 ipi geçtikten sonra şu ara boşluktan ilmek çıkartıyorum ve şişime takarak örmeden alıyorum. Şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum. Elimi takip ederek anlayanlar da var. Yabancı takipçilerimiz var arkadaşlar. Onlar da dilimi anlamadıkları için elimi takip ediyorlar. O yüzden yavaş yaparak yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Evet, son ilmeğimi de yine şu ara boşluktan bir ilmek çıkarttım ve şişime taktım. Örmeden iki ilmeğimi de aldım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeklerimizi biraz sıkı yapalım arkadaşlar. Çok esneme yapmasın. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz hepsi bakın 2-2. İkili ilmeğimi düz ördüm. Şu şekilde ikili ikili düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli iki kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Bir de daha önce şöyle bir parça yapmıştım. Onu göstereyim. Bunu beraber yaptık. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın. Şöyle esneterek göstereyim. Modelin arka yüzü bu şekilde. Bunda da lastik kullanmadım yine. Şöyle. Aynı beraber başladığımız gibi başladım. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bunu. Bütün yazlık, mevsimlik bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model bence. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız.
Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.